Corteva Biologicals, zeytinin yolculuğunu sunar. Köy TV izleyicilerimiz, bugün de Zeytinin Yolculuğu programımız Manisa ilinin Akhisar ilçesi Yatağan köyünden size sesleniyoruz. Yatağan köyünün özellikleri nelerdir? Domat zeytin tipinin bu bölgede ilk yetiştiği yerdir. Tütüncülükten zeytinciliğe geçişleri, zeytincilikle beraber çalışmalar, buradaki olaylar, yaşanan olaylar, o günkü şartlara göre yanımızda bulunan Nezihe teyzemizin yaşamış olduğu gençlik yılları, nasıl tarla sürülürdü, nasıl gelirdi, hayvanlarla yapılan tarla nadasları ve buna benzer olayları şu anda burada hep beraber oğlu İzzet Bey ve geliniyle beraber paylaşacağız efendim sizinle. Bu da Zeytinin Yolculuğuna ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Burada hayırlar yapılıyor. O da 6 Haziran İdirle zamanından ve daha sonra da bu yağmur yağması için yapılan dualar ve buna benzer olaylarla beraber köyün koruması altına aldığına inanılan 36 tane de bir yatırımız var. Bir Yarendile tarafından buranın kurulduğunu ifade edilmekteler. Hakikaten mistik bir havasıyla insanları muhakkak ki gelip burayı ziyaret etmeleri gerekiyor. Zeytinciliği de burada öğrenebilirler. Neden bunları söylüyorum? Maneviyat dünyamızın çok önemli isimleri vardır. Bunlar nelerdir? Maneviyatımızı tazelememiz lazım. Ramazan günlerinde artı buna benzer yer o günlerimizde, özel günlerimizde biz manevi değerlerimizi de bilmek zorundayız. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 95. ayeti Tin suresidir. Vettûnü ve zeytûnü ve türüsine diye başlayan bir duamızla başlarız. Allah zeytine, incire, kutsal Sina dağına yemin ederek başlar. Şimdi burada Nur suresi, Mülk suresinde de zeytin sık sık geçmektedir. Şimdi burada bizim anlatmak istediğimiz olay şudur. Zeytinle ilgili olarak manevi dünyamızın ve aynı zamanda Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine tanıklık eden 7 tane zeytin ağacının şu anda Kudüs'te Zeytin Dağı, Tülsina bölgesinde olduğu ve yeniden oraya ineceğine inanmaktayız. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'imize de geçerli. Ve öbür dinlerde de kabul edilmektedir. Şimdi bunları biz burada konuşurken Sayın İzzet Bey'den köyde bulunan zeytinciliğin ne zaman başlamış, neler yapılmış, çalışmalar ne oldu? Çünkü her başarılı bir erkeğin arkasında muhakkak ki bir bayan vardır. İşte zeytin ağacı da ben her zaman söylerim bir bayan gibidir. Bayan nasıl önem veriliyorsa biz zeytinciler de zeytinimize o kadar önem veririz. Çünkü bizim için ortada bizlere ekmek veren, yemek veren, çoluğumuzun, çocuğumuzun da rızkını sağlayan bir zeytin ağacı var. Şimdi onu bu konuda irdelemek için de buradayız. Çünkü bir maneviyat dünyasındayız. İzzet Bey'e sormak istiyorum. Köyünüzün nüfusu kaçtır? Kaç ağaç Akhisar bölgesinde zeytin vardır?
Akhisar bölgesinde Hüseyin abi, tam net olarak bilmiyorum ama bizim köy arazimiz 7000 metrekare falan. Ama bu tamamı zeytin. Hiç açık arazimiz yok. Arazi, ağaçlarımız eski ekim. 80'li yıllardan sonra ticari boyutta işlenmeye başlandı. Ondan önce yağ gidiyordu tamamı, yağlık oluyordu. 80'den sonra işte ulaşımlar kolaylaşınca ürettim, pazar açılmaya başladı. Yavaş yavaş pazarı bugünkü yerini aldı. Zeytinimiz domates zeytini olarak, kalite olarak Akhisar bölgesinde bir numara. Yağı da tabii, domates yağı da aynı şekilde, domatımız da güzel, kalite. Ama üretici olarak hiçbir şeyi, değerini bulamıyoruz her zaman. Her yıl mesela, bir geçen yıl çok yüksekti. Elek paralarına düştü tekrar fiyatlarımız. Ondan üretici tam istediği kapasitede bakım yapamıyor, üretim yapamıyor. Tüccar büyük firmaların eline geçti. Ufak tüccarla çok iş yapamıyor, piyasada rahat çalışamıyor. Yani benim diyeceğim bu, üretim olarak köyümüz arazi işleminde güzel yani. Budamasını, gübresini, ilaçlamasında bir numara, işçiliğini 10 numara yapıyor diyelim yani. Şimdi 2023 yılında zeytinin evet, bol birimli olması, bu yılında 2024'te de bu bölgelerde zeytinin bol olacağını evet, tahmin ediyoruz. İlk önce Allah'a inanıyoruz. Biz tevekkülümüzü yaptık, budadık, sürdük, ettik. İşin sonunda Allah inşallah hayırlı bol kazançlar nasip eder. Çünkü evet, artık şu anda Nisan ayındayız ve önümüzde kısa bir zaman kaldı. Allah'ın izniyle, çünkü çoluğumuzun çocuğumuzun nafakası bu. Başka evet, gelirimiz yok burada. İşte bunlarla beraber devlet bize bu konularda nasıl bir yardımlar yapmasını istersiniz? İşte yağda ve diğer üretimlerde, ihracatta kolaylık sağlarlarsa bizim yani köylü üretici olarak daha iyi boyutlara geliriz. Değer biraz daha yükselir, köylünün eline biraz daha fark eder, daha fazla üretir, daha fazla iyi bakar malına, yani daha kaliteli çıkarır. Şimdi zeytin olarak düşündüğümüz zaman bu bölgelerde yeşil zeytin olarak ön plana evet, çıkmış durumda. Domates zeytin olarak evet, ön planında. Burada da bir sektör haline gelmiş durumda. Aynen, Akhisar. Aynen. Hakikaten Akhisar cinsi domat olarak domat, geçer evet, literatürümüzde. Yani Türkiye'de 102 çeşit zeytin ağacımız var. Ama bundan bir tanesi de örneğin en yakın Ayvalık çeşidi. Ama onun yanında da bir domat çeşidi var. Yani burada bu bölgelerde tütüncülüğün çok olduğu yıllardan zeytinciliğe geçiş başlıyor. Evet. Toprak yapısı ve hava şartları da bu bölgeye çok, yani zeytine çok elverişli olduğu için evet, de zeytine, domata çok elverişli. Ufak ve büyük butik işletmeler çok kurulmuş. Evet. Türkiye'nin sayılı büyük firmaları da bu bölgeye gelmişler. Evet. Binlerce ton zeytin yapılıyor. Yani Türkiye piyasasında önemli bir yere artık Akhisar sahip oluyor. Yani zeytinyağı da Ayvalık evet, Türkiye'nin kalbi ise, tane zeytinde de Akhisar bölgesi kalbi olmuş durumda. Yani bir de ben şunu da izliyorum. Bizim bölgelerde domat çeşidi zeytinimiz var. Ama gemlik çeşidi var, Ayvalık çeşidi var. Artık ağaç başına şu anda budamalarda 100 TL'yi bulmuş durumda bir budama. Evet, bir tek ağaç başı. Evet. Yani bunlar bir maliye teşkil ediyor ama fiyatlarda bir yükselme olarak var gözüküyor ama o da çiftçinin elinden çıktıktan sonra mı oluyor? Aynen. Şu an daha geriledi. Normal elekte 70 lira civarıydı domates zeytinimiz. Şu anda zaman geçmesine rağmen işlenmiş, yenecek şekilde 75 lira ortalaması oluyor. Ama marketlere baktığında işte 150-200 lira bandında. Bu aradaki rakam çok şey olduğu için biraz daha köylüye yansımıyor. Yani yansımasını istiyoruz biraz daha. Şimdi yani büyüklemden buraya gelirken dikkatim bir şey çekti.
büyük firmalar, tarım kredi, buna yakın firmalar da bu bölgede depolar kurdu. Bunun yanında ufak butik işletmeler de Türkiye piyasasına mal vermek için yarışıyorlar. Bununla beraber fiyatlarda yatay seyrediyor. Yani sezon açılacak. Çünkü bir ay sonra çiçeklenme. Mayıs ayı bitti. Haziran ayında zeytin tanesinin büyümesi ve Eylül ayında toplaması var. Yani sizin görüşünüz nasıl olacak bu sene Türkiye piyasası? Vallahi şu an çok bir şey değil. İyi göz ama mahsul olarak iyi bir sezon geçeceğini tahmin ediyorum. Verim kalitesi olarak, tonaj olarak ama fiyat olarak çok büyük bir beklentim yok. Yani Türkiye genelinin mahsul yılı, her tarafta zeytin olduğu için çok tane, yani kalibre olarak şey mal olmayacak, kalibreli mal olmayacak. Fiyatların çok uygun olacağını düşünmüyorum kendi açıma. Bir de mesela yine bizim sponsorluk yapan bir firmamız sağ olsun var. Gübreyi, hayvan gübresi değil de kendileri organik olarak çalıştıkları bir çeşitle geliyorlar. Tabii bu arada bunlarla ilgili olarak burada ne gübresi atıyorsunuz? Ağırlıklı hayvan gübresi satıyoruz ama fendi gübre, damlama gübresi de damlamadan da gübre kullanıyoruz. Yani sadece şeyle olmuyor, hayvan gübresine olmuyor, takviye istiyor. Yapraktan, damlamadan ve toprak altı kış gübresi, bahar gübresi kullanıyoruz. Fendi gübre de kullanıyoruz yani. Öyle mi? Evet. Peki şimdi bu seneki toplayıcı maliyetleri de yüksekti. İşçi evet, maliyetleri yüksekti. Bu önümüzdeki yıl olarak yani en az 1000 lira. Biz geçtiğimiz sezon 650 lira, 700 lira bandındaydı. Önümüzdeki gelecek sezonda en aşağı 1000 lira gibi. Peki bu konuda olması. Yenge Hanım nasıl bir öneride bulunur acaba? Rica etsek. Bizim bunu daha maliyeti düşürmemiz açısından. Düşürme açısından yani makineleşme. Düşürme zaten olmaz. Biz makine aldık. Yani makinalaşmaya. Traktörü makine aldık mesela. Daha geçen sezonda anca kullandık. Bu sezon onu kullanırız. Bilmiyorum. Başarı fiyatlar zaten yüksek. Yüksek. Çok diyor. Yüksek. Ama piyasada mal kilo istediğin fiyata satılmıyor. İşte onu demek istedim. Yani, kilo ucuz, yövmeye pahalı olunca çiftçiyi kurtarmıyor zaten. Tüketici diyor ki bu pahalı geliyor bana. Onlar da haklı. Aynen. Onlar da haklı. Biz üretici olarak diyoruz ki yani çare nedir? Aynen. Size çare ne olabilir? Çareyi biz bilemiyoruz işte. Nasıl uygun bir fiyat açıyorlar oradan gidiyoruz. Eşiniz bu konularda baya baya girişimci, müteşebbis. Eşim yazık elinden geldiğini yapıyor ama olmuyor. Ama bu bir tek eşinizle ilgili değil. Bunu bütün herkes ilgilen. Aynen. Aynen. Bütün çiftçilerin sorunu aynı. Sadece biz değil. Bir biz vermiyoruz yani işçi parası. Tabii, herkes tabii. veriyor. Tabii, tabii. Herkes aynı fiyatı veriyor. Aynen. Para verdi. Yarı yarıya gidiyor hemen hemen yövme parasından. Yani. Ha, bazıları zaten toplamadılar bu sene. Az olanlar toplamadı. İşçi parası verse topladığı para olmayacak. İşçi parasını karşılamıyor. O yüzden. Onun için bakımı yapamadılar. Toplamadı kimisi zaten aynen. Mahsulünü bıraktı. Bir iki zeytin üstünde. Toplasa yövme parasını nasıl verecek? O da haklı. O, herkes haklı kendince. Aynen. Çare bilmiyorum. Çare keşke. Büyüklerimiz bu konuda aynen, herhalde. Aynen keşke çözüm olsa. En iyisi onlar evet. biliyor. Peki Nezahat teyze siz bu köyün eskilerindensin. Sizin gençliğinizde nasıldı bu işler? Böyle bir durumla karşılaşıyor muydunuz? Hayır böyle durum yoktu. Ama o zaman çalışıyorduk, fakirdik. Yövmeye ucuzdun çok. Akşama kadar işleyip sabaha kadar yiniyordu. Şimdi? Şimdi öyle değil. Şimdi yövmeye çok pahalı. Zaten yani bizim oralarda sabah 8'de başlanıyor. 2.30-3'te herkes evet. çıkıp gidiyor. Bakıyorum bir kasa, iki kasa mal toplanmış. Yani biz tane zeytin topladığımız için bunlara maruz kalıyoruz. Ama öbür tarafta burada da aynı durumla mı karşı karşıyasınız? Aynı işte öyle. Burada önden kasa yoktu, çuvala toplanıyordu. İki çuval, üç çuval, beş çuval neyse. Motor da yoktu, eşeğe sarıp geliyorduk.
Peki sürmeyi nasıl yapıyordunuz? Beygir vardı, öküz vardı. Ama bunlarla da, karasabanla da bu tarlaları nasıl sürüyordunuz ya? Ne bileyim nasıl durduğunu, o kadar çok şeydi. Bilmiyorum. Peki bunu ben yani beygir sürmesini bizde de vardı. Atları iri tutarlardı. Yani güzel atlar vardı. Önden bir kişi çeker. Arkadan da pullukla yol gösterirdik. İşte köke geldiği zaman kaldırılırdı. Yani böyle bir çalışmayla yapılırdı. Yani bilmiyorum ama o günler daha mı iyiydi acaba? O günler iyi oğlum. Çok fakirliktin. Ama mutluyduk. Mutluyduk ama çok fakirdin. Bir istediğini alamıyordun. Zaten buradan Aksaray'a kaç kere gidiyordun ki? Haftada bir kere gidiyordun. Belki bir ayda. Çocuklar büyüdü. Bunları büyütmek var. Onlar burada okuyordun. Çocuklar burada okuyordun. O zaman köyde okul vardı. Vardı. Şimdi yok. İnci köy okulu yıkıldı mı izlen? Peki burada bir maneviyat dünyasıyla karşı karşıyayız. Burada örneğin yatağın dediğinin bu bölgeye gelmesi, bu bölgede yerleşmesi, köyün onun çevresinde yapması 36 tane de yatır olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bir manevi dünya, hatta işte çocuk şeyin yağmur yağması için burada duaların yapılması ki Hidirlez'de yapılıyor. Burada bu konularda Akhisar'dan gelen oluyor mu o hayırlara? Haber verirsen gelen oluyor. Haber vermezsen gelen olmuyor. Haber verilirse geliyor. Sen bilen mi? Geliyor. Köyümüzün yarısı hepsi Akhisar'da duruyor köyün yarısı. Peki zeytinleri topladın. Tane zeytin çalışabiliyor muydunuz o zaman? Çalışıyordum. Tane zeytin yani yeşil zeytin, siyah zeytin. Yağ sıkıyorlardı. Yağ sıkılıyordun o zaman ayakta. Burası fabrikadı. Burada fabrika vardı. Bu başta fabrika, öte başta un değirmeni vardı. Ben geldiğimde buraya. Evde ekmek yapılıyor. Evde ekmek yapılıyor. Unu nereden? Buğdayı kendiniz mi ekiyordunuz? Kendimiz ekiyorduk. Un değirmeni vardı öte başta. Hani öyle bir bayan kaldı mı şimdi bunları yapacak kadar? Ekmek yapıyorlar da ekilmiş yok herhalde. Eken yok. Elle, her taraf zeytinlik oldu. Bahçe yapacak yer dayanamadı sen abi. Hiç şöyle açık bir yerden kalmadı yani. Evet yani bir de burada yani eskiden benim anneciğimle bakıyordum böyle 7 tane kişiyiz annemin başında. Kadınca sabah erken kalkar. Namaz cihazını kılar. Çamaşır yıkanacak. Çamaşır makinesi yok ki. Yok tabii. Şurada 1980 senesi kadar çamaşır. Çamaşır makinesi de yok. Yok. Ondan sonra bakıyorsunuz televizyon yok televizyon zaten. Televizyon da yok. Radyo desen o da yok. Vardı ne radyo vardı. Vardı ama vardı. Yani çekiyor sayılı çekmiyor. Yani. Sayılı. Şimdi bunlarla beraber anneciğim yazık hani burada ekmeği kendi yapar. Çamaşırı kendi yapar. Çamaşır yıkar. Bir de yemek oyunu var ya. Evde kalabalık olunca. 7 kişiye yemek çıkarır. Babaannem de eskiden çocuklar yani anne babalar çocuklarına bakardı. Neden? Çünkü çocuklar anne babasına sahip çıkardı. Onlar katiyetle herhangi bir yani köy yerlerde bilhassa işte ben bakmadıysam annene köylü kınar. Ya ne biçim insansın bir anne babana bakmıyorsun. Bakmıyorsun diye tabii. Ama şimdi bakıyoruz. Çocuklar annesi daha mutluymuş demiyor ki benim bakılmıyor. İşte şeye huzur evine götürüp bırakıyorlar. Bunu şimdi köylerde bu adet de kalktı. Yok kalktı. Değil mi? Hı. Yani bunu söylüyorum. Peki burada bulunan yatırlar hakkında ne demek istiyorsun? Yatırlar mesela burada bulunan Yaren dedi. Hı, Yaren dedi. Oraların çok güzel tanzim edilmiş. Güzel bahçeler içinde yapılmış. Bunun yanında bakıyorum. Ciğerci dede daha... Ciğerci dede burada, benim yanımda. Yanında. Yanımda ciğerci dede. Bu da tekke dede. Kuyuda tekke dede.
kuyu da şey yağmur ayında temizlip yağmur ayında yapılıyor. Yağmur ayında yapıldığı yer. Horasan'dan ok atmış. O kuyu kendi kazılmış, kendi örülmüş. Ama ben bilmiyorum da büyükler söyleyince ben öyle ama sen sahip çıkıyorsun ona. Ben sahip çıkıyorum. Ve bakıyorsun devamlı. Bakıyorum. Ama ne mutlu yani bu gelenekler ve görenekler burada yaşamaya devam ediyor. Yani bunları çoğu yerde yok oldu. Yani bilmiyorum doğru mu konuşuyorum. Doğru. Bir kadının üryasına girmiş. Horasan nerede? Hacılar'da mı bilmiyorum. Oradan atmış 5 tane ok içine düşmüş kuyunun. Beni temizlesinler yağmur yağacağım demiş. Buradaki bu kuyunun başındaki dede. Ondan sonra temizlemişler kadının üryasını dinlemişler, temizlemişler. Ondan sonra yağmur yağmış. İşte ama yani herkes sözü kesmişsin abi. Herkes annesinin ilk çocuğu olan giriyor şeye. Kuyun içine temizlemek için içindeki o asas içinde duruyor. Asasını çıkarıyorlar. Bir denesi de mezarlıkta. Şöyle bir delikli taş. İçi oyuk. Ana bir hasta oluyor, bir ölün oluyor. Yüreğin kalkıveriyor aniden duyunca. Oradan su getiriyorlar, deniştiriyorlar. İçini yıkıyorlar, o taşıdan su getiriyorlar. İçti mi yürüyen oturaklaşıyor. Gelen giden de çok manevi dünyada köye i̇şte bakıyorlar. İşte böyle ağızdan ağızda duyulunca geliyorlar dıştan filene. Hurefa olarak kabul edemiyorum çünkü yani ya 36 tane az rakam değil bu. Bu köyde 36 tane erenler yaşamış. Bu 36 erenlerin bu köydeki manevi dünyası nedir? O mistik hava. Benim yaşadığım yerde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin mülkleri yaşamış mesela. Hacı Bayram Camii diyoruz. 1460 yıllarında Midilli Adası alınmadan önce. Ama oraya gittiğiniz zaman bir maneviyat dünyasıyla biz karşı karşıya kalıyoruz. Burada da tahmin ediyorum aynı manevi duygular burada da karşımıza çıkıyor. Azıcık bir bileni ünlüye de gider. Böyle eskiler. Evet yani hayır burada sizler buna şahit oluyorsunuz. Yani sizden ya, başka da köyde eski yok ki. Evet, çok eski olduğu için şeyini tam detaylı tarihçesini bilen yok. Yani aktarılıyor işte çoğunlukla da unutuluyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Ya yani biz bildiğimizi işte çocuklara çevreye anlatıyoruz tekrar şey yaparak öğrenmeleri için ama zaman geçtikçe de yazılı tarihçe olmadığı için unutuluyor. Yani bunu dikkatimi çeken nokta Aksa'daki oturan kişiler de çoğu burasını bilmiyorlar. O dikkatimi çekti. Bunlar şimdi Aksar yer, onlar mesela dış köylerde olanlar Hüseyin abi. Aksar'ın merkezinde bize yakın olanlar biliyor. Biliyor. Biz mesela Ayvazlı'da, Azerbaycan'da mı? Ayvazlı'da bizim buradan bağlantılı. Yani bizim buranın çok şeyden Hacı Bektaş'tan, Horasan'dan işte şeyleri gelmiş bile oradan bağlantıları var. Ama çok detaylı bilmiyoruz bir eski tarihçesi kitabı olmadığı için tam hiç yazılmamış bir kitabınız. Yazılmamış. Sonra hiç kimse de yani öyle bir şey düşün belki vardır ama hiç de kimseden duymadım ben görmedim yani yazılı şeyi. Rahmetli dayım vardı o biliyordu bilgi topluyordu. Onun da kitaplarını bir tane şey vardı savcımız vardı. Okuma bilgi edinme amaçlı almış. Rahmetli olunca onda kaldı şeyleri, kitapları. Çok işte yatırımla ilgili sadece bu bildiğimiz büyüklerin aktardığı bilgiler var. Bu yaren dediği de hayırlar Haziran ayının başında yapılıyor. İşte evet yaz boyunca sürekli yapılıyor. Öbür yatırlardaki hayırlar ne zaman? Hüseyin abi işte mesela müsait olduğunda insanlar sürekli şey yapıyorlar. Bizim buradaki yatırların hepsinin keramet göstermiş. Hepsinin bir şeyi var. Ona göre işte geliyorlar adakta bulunuyor. Çocuğu olmayanla şey yok. Bu tarih diyemiyor. Yani müsait olduğunda insanlar yaz kış geliyor ama yemek pişirip dağıtıyor ama çiğ olarak kurban kesiyorlar dağıtıyorlar.
ziyarete şey sürekli geliyorlar. Dışarıdan gelenimiz de çok yani. Şimdi bakıyorum köyde cemevi var. Evet. Ama yanında cami de var. Var evet. Yani herkes birbirine saygılı bir şekilde evet. dinini, örf adetlerini yaşayabiliyor. Camimiz çok eski. Öyle yani, mi? Tabii çok eski camimiz. Yani Yunan zamanından. Camimiz eski, yıkılmadı. Yenilendi, tadil oldu, yenilendi. Cemevimiz yeni yapıldı. Herkes birbirine saygılı evet, bir şekilde. Saygılı, evet. Ama herkes yatırlarına karşı, ölülerine karşı saygılı evet. bir şekilde yaşam devam ediyor. Ediyor, aynen. Gelin alacaklar, tağla alacaklar. Bir işi ırat gelmiyor mu? Dedelere adıyor. Benim şu işimi denk getirdi. Sana hayvan keseyim diye. Ondan hep millet çıkışıyor. Evet, bu çok güzel bir kelime. Yani zamanı zaman yok. Mesela bugün hazırsan bir daha yaparsın. Öyle yani. Senin işin ne zaman boş kaldın, o zaman hayırını yapıyor. Köylüye haber veriyor. Bir gün evvelden. Ama yani sizin gibi artık bu işe önem verenler de senin gibi köyde azaldınız bayağı. Benim kardeşlerim çok önemli yapar. Hele ağabeyim vardım bir, öldü rahmetlik. Hep dedelere düşkündüm. Bir de yapıcılık da geliyordum. Ben bu dede yıkık sökük onu hemen gider yapardım. Yani burada tabii bizim zeytin konusunu işliyoruz ama bu arada da yeri geldiği için dedeleri de konumuz içerisine almak zorunda kaldım. Evet. Neden? Gittiğimiz çoğu yerde böyle bir manevi duygularla karşılaşmıyoruz. Ben gerçek konuşacağım. Yani tabii yani burada köyünüzün şu andaki örf adetlerine bağlı oluşu, cami ve cemevlerinin bulunuşu, zeytinciliğe vermiş olduğunuz önem, çalışmalar, bunların hepsi günün birinde muhakkak torunlar tarafından anılacaktır diye düşünüyorum. Yani torunlar meraklılar gördüğüm kadarıyla. Yaparız, ederiz diyorlar çocuklar. Görüyorlar mı? Bizden görüyor çocuklar. Tabii. Görüyor mu? Havas ederler. Anlatırsan çocuklara bunu anlayacaklar. Şimdi Türkiye'nin ilk zeytin ağaçlarının bulunduğu yerdesin. O da çeşitli olarak domat çeşidi. Ama bunu biz buradan bildirirsek insanlar Akhisar da çok kısa bir zamana kadar her taraf bütün tarlasıydı. Ben tabii. yetiştim. Gece buradan geçerken her tarlada bir lük istiyorduk. Onlar sanki şehirden geçiyorsun. Gece insanlar orada yatar kalkar. Tütününü kırardı. Şimdi bakıyorsun zeytincilik ön plana çıkmış. Zeytincilikte zeytinin nasıl işlendiğini, pazar payılarının nasıl olduğunu görmeye başlamışsınız. Bu arada çalışmalarınızda demişsiniz ki çocuklar gelin burada hep beraber biz zeytinciliği yaparım. Ama burada tane zeytin olarak çalışmayı düşünülmüş. Bunlar başarılmış. Yani demek ki ülkemizde bazı olaylar artık gün yüzüne çıkmış yani. Ben öyle hissediyorum. Kalbin bunlara inandı mı? Bunlar her zaman senin arkanda duruyor. Sen yola yanlış git, gitme diyor. Arkanda ben seni gözlediyorum diyor. Doğru gideceksin diyor. Şimdi tabii Allah'la kul arasına, erenlerle Allah arasına biz giremeyiz. Girelmez tabii. Yani burada onları görmek, yaşamak, duygulanmak, bunların hepsi ayrı bir konu. Ne mutlu. Ne mutlu. He. Şimdi onlar da her kişiye gözükmez ki. Her kişiye neri gözükecek? Seninci yalvar aşam don duanı oku ille bana görün deli imkanı yok, görünmez. O sonra bir boş zamanda görünür. Size o duyguları yaşatır diyorsunuz. Demek o duyguları yaşamak için bu köyde gelmek, inanmak gerekir. Yani Allah'a inanıyorsak bu duygulara da inanacağız. İnandı mı? Her gün onlar senin yanında.
Vallahi biz bu konuda bizi kabul ettiğiniz gerçekten size çok çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin gerçekten. Oğlunuz İzzet Bey ve eşine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz biz bu konuda. Diyoruz ki yani bizim de artık program kapatma zamanımız geldi. Ömrünüz zeytin ağacı kadar inşallah uzun olsun. Uzun olsun. İnşallah. Evinize zeytin taneleri kadar bereket yağsın. Sağlıklı, sıhhatli Allah bir ömür versin diyoruz. Köy TV ailesi olarak size teşekkür ederken Köy TV'de bizi izleyenlere de buyurun yatağın köyüne gelin diyoruz. Bizi burada izleyin. Tane zeytinlerimizin yapılışını izleyin. Görün. Yani bakkal dükkanından veya market alırken nerenin zeytini aldığınızı görün. Ve ondan sonra da bizim konuşacağımız bu kadar diyoruz. Bütün bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi yatağına bekliyoruz. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Corteva Biologicals, zeytinin yolculuğunu sundu.